Herkese merhaba, ben Tuğçe Oduvar. Minik bir aradan sonra tekrardan çizim ve sohbet serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Ara düşündüğümden birazcık daha uzun oldu. Bir açıklama gereği diyorum çünkü son videoda gene vaatlerde bulunmuştum. Vaatlerimi yerine getiremeyince genelde getirmiyorum ama açıklamasını da yapıyorum. Onun için klasiğimi bozmayayım, şimdi de açıklayayım. Bölümü çektim aslında bu bölümü. Daha sonra benim için birazcık özel olduğu için sanırım emin olamadım. Çok strese girdim konuşurken, bahsederken, hikaye anlatırken ve hikayeyi hakkını vererek anlatmadığımı düşündüğüm için şu an bir deneme daha yapmaya karar verdim. O videoyu askıya aldım. Askıya aldıktan sonra işte bir süre tatile gittik. Sonra bazı sağlık sebeplerinden dolayı evde değildim, hani başka ülkedeydim. Anca gerçekten gelip yerime oturup böyle kalkıp sabah bugün hikaye anlatabilecek gibi hissediyor musun Tuğçe'ciğim, var mı potansiyel dedikten sonra sanırım iki hafta içinde ilk kez gerçekten konuşurum ya ben bugün olur sanki bu şeyini, ilhamını buldum. Çizimde bu kadar çok olmuyor ama hikaye anlatılma kısmına gelince o ilham, o hissiyat bir tık daha öne çıkıyor açıkçası. Bir de şey de var sanırım böyle, lan birazcık şaka yapayım, komiklik yapayım, öyle bir şeyleri sıkıştırayım falan filan derken onun kendimce böyle üstüne bir baskı kurmasına izin veriyorum. Ondan dolayı bir gecikme oldu. Gecikmemi ve minik özürlerimi kabul ettiyseniz hemen kaldığımız yerden hikayemize devam edebiliriz. Önceki bölümleri açıp bir izledim birkaç bölümü çünkü gerçekten neden bahsediyordum, ne oluyordu unutmuşum. Araya birazcık fazla böyle Game of Thrones gibi 12 sene yiyerek herhalde yayınlayacağım bunu. Ama son bölümüm o kadar kötü olmayacak, merak etmeyin. Buradan laf sokuyor Game of Thrones. Tuğçe'cim hayrola ya, canım benim, güzel başlangıç yaptım ama. Neyse, Previously On minicamps'ı istiyorsanız gidin bence önceki bölümlere bir bakın. Bayağı bir şey olmuş çünkü hani önceki bölüme dönüp böyle bir geçmişi anlatırsam yaklaşık bir 5 dakikası falan videonun, ki ben zaten biliyorsunuz konuyu dağıtmayı, dolandırmayı çok severim. Bir de önceki bölümleri anlatırken, ki girizgah bile şu anda 2 dakika olmuştur herhalde, vakit kaybeder diye ben de kaldığımız yerden devam ediyordum. Kaldığımız yerde en son kocuğumla Bodrum'a gitmiştik. Açık büfede böyle kendimizden geçip hiçbir şey yememişçesine böyle üçe piramit şeklinde tabağına yemek yiyen amcalar vardır ya o kafada böyle sürekli yemek yiyoruz. Nico'yu da böyle açık büfeyle tanıştırmışım. Orada dünyadan bir sürü değişik lezzet, yeni şeyler falan var. Böyle gözü dönmüş ama hala böyle ahlakıyla yemek yiyordu. Benim gibi öküzleşmiyordu. Ama günümüz çok şişe gibi geçiyordu yani. Kahvaltı ediyorduk. Birazcık yatıp dinleniyorduk öğle yemeğine kadar. Öğle yemeğini yiyorduk. Sonra birazcık daha yatıp dinleniyorduk. Denk gelirse, enerjimiz olursa birazcık denize girip çıkıp hani gene giriyorduk da böyle 5 dakika falan bızıklanıp oralarda. Çıkıp sonra böyle bir öğleden sonra atıştırması mı yapsak, çay saati yaşasın, çok da kalori yakmıştık, hemen geri almalıyız diye. Bir şeyler yiyip bir şeyler içip bir şeyler yiyip tekrar bir şeyler içiyorduk. Sanırım herkes tatil nasıl geçtiğini buradan anladı. Özet yapacak olursak gerçekten bir şeyler yiyip bir şeyler içip yatıp sonra tekrar bir şeyler içiyorduk. Bir tekrar düşmüş gibi hissettim ama gerçekten bir haftayı falan böyle geçirdik. Hani böyle otelin içinde, fazla otelden çıkmadık. Ben normalde sevmem böyle otele girip içinde tıkılı kalmayı. Daha çok böyle temiz, tatlış, böyle merkezi bir yer ayırtıp çıkıp böyle sokakları keşfetme kafasındayım. Ama oraya öyle bir gitmiştik ki böyle kısıtlı zaman. Bodrum'un merkeze inip falan gezdik tabii ki de. Hani yatalım, yuvarlanalım ve başka hiçbir şey yapmayalım kafasıyla gitmiştik. Ve gerçekten sözümüzün arkasında, planımızın arkasında durup yatıp yuvarlanıp başka hiçbir şey yapmadığımız bir tatilde. Arada minik çılgınlıklar yapıp otelin içine kendi restoranları vardı. Orada çıkıp böyle onları deniyorduk falan. Hatta böyle bayağı romantik akşam yemeklerimiz falan oldu böyle gün batımı eşliğiyle falan. Niye bunu belirtiyorum? Çünkü hikayemizde bunun da bir rolü var. Birkaç alt üst olmalı twist'i böyle "Vav, aman yarabbi, yo motherfucker, yo yo falan, seni küçük zenci falan" diyeceğiniz, emin olamadım bak daha önceki bölümlerde kadar büyük twist değil ama birkaç twist'i olan bir bölüm bu da. Neyse, böyle tatilimizin artık son günlerine yaklaşıyorduk. Ve ben her yerde üşüyen minik anemi, kansız Tuğçe'cim, Bodrum'da da üşüdüm tabii ki de. Ve yanımda güzelliğe güzellik katsın diye, seks apalitemi arttırsın diye kilolu çorap getirmiştim. Dünyanın en gereksiz şeyi aslında ya. Hepimizin hayatının bir parçası, kabul ediyorum, saygı da duyuyorum. Ama gerçekten kilolu çorap nedir ya? Neyse, benim de Bodrum'da kilolu çorap var yani. Artık nasıl bir bilinçse, kendimi tanıdığım için herhalde. Hatta böyle getirmişim bir tane. Dedim Niko, ben üşüdüm, bir altıma bir şeyler giymeye gidiyorum falan dedim. Gittim böyle. Eteğimin altına pantolon mu giyeyim, kilotlu çorap mı, ikilemi arasında kalsaydım hep kilotlu çorabı seçerdim. Şimdi kendisine bok attım o kadar ama hakkında vereyim. Odaya girdim, işte kilotlu çorabı girmeye çalışıyorum. Bir de o yazın böyle iğrenç böyle yapış yapışlığı vardır ya, nem yapış yapışlığı, böyle hiçbir şey giyemezsin. Ya üstüne oturan hiçbir şey giyemezsin rahatça. Ben öyle bir cebelleşme içindeyim ya, hayattan her şeyden tiksiniyorum. O sırada böyle hani Allah kahretsin bu ne be falan filan diye. O sonra Niko odaya geldi falan.
Ya diyorum şu anda gelmemeliydi yani. Ben her zaman presentable bir hatun olmayabilirim ama genel olarak hani kilotlu çorap giyerken de yeni ilişkimin başladığı, yani kısmen yeni ilişkimin başladığı sevdiceğimde ben izlesin izlemezdim, istemezdim yani. Neyse geldi, o sonra bana bir kutu uzattı. Hediye kutusu, böyle hediye paketiyle falan. Ya dedim yani daha kötü bir an olamazdı herhalde. Aha teşekkürler deyip aldım, kutuyu kenara koydum. Çünkü o sırada böyle ayağımın teki yarıya kadar girmiş. Böyle metrobüse binmeye çalışan bir insan gibi düşünün. Yani böyle kafamı sokmuş ama vücudum dışarıda. O anki tek odağım o metrobüse girmek. Metrobüs örneğin çok kullanıyorum ama bindim mi desen sanırım hayatımda iki kez falan binmiştim. Böyle bir şanslı biriyim ben. Yürüyordum genelde İstanbul'da, ondan yani. Yoksa helikopterle gidip gelmiyordum her yere. Ve gene dağıtıyor konuyu. Neyse benim oradaki tek amacım o kilotlu çorap olayından kurtulup böyle rafine bir görünüme sahip olmakken Nicole böyle sanki ağzını yüzünü hızlandırmış 2-3 tane tokat atmışım gibi bir bozuldu. Hediye aldım açmadım diye. Ay senin minik Fransız triplere giriyor falan. Elinde olsa da mobilyaları tekmeleyecek böyle. Hani yarı tekmeleyen çocuk vardır ya. Ama hiç dediğim olmadı falan. Öyle bir sinir bozuldu çocuğun. Ay açayım, açsaydım falan yaptı böyle. Şimdi mi açayım falan. Evet dedi. Tek ayağımda kilotlu çorap. En azından tekini sokmuştum bak tek bacağımı. Rafinelik'te bir dünya markası Tunçe Odor. Aldım böyle paketi, açtım kutuyu, açtım içten böyle çok ince çok tatlı bir yüzük çıktı. Tam bana böyle hiç takı, gösterişli takı özellikle sevmem. Şu an bir tık daha yükseliyorum ama hani benim şu an yükseldiğim şey insanların genelde taktığımda üstünde göremediği şey yani. O kadar sevmem. Yüzük zaten neredeyse hiç takmazdım. Rahatsız eder beni ellerimde. Şimdi böyle videolardan önce takıyorum. Bir görselliğim atsın, aman da ocelerime uyum sağlasın diye. Görüyor musunuz ne fedakarlıklarla çekiliyor videolar. Neyse yüzüğü gördüm, böyle ince olmasına falan çok sevdim. Aşırı zarifti böyle. Çok tatlı bir şeydi. Aa çok teşekkür ederim falan dedim. Kutuyu koydum. Tekrardan kilotlu çorabı geri döndüm. Çünkü hayatımın anlamı tek odağım. Hayallerim gerçek oldu o an. Kilotlu çorabın ikinci bacağımdan girdiği an olacaktı. Artık böyle şey ayrımına geldim. Ya çıkarıp atsammış çorabı acaba? Bu çorap neden bu kadar büyük bir rol oynadı bu anda falan diye. Nico böyle nasıl yani falan dedi. Lan sana nasıl yani falan dedim böyle delikanlı, sonra tesbihimi çekiyorum bir yandan. Böyle canlandırın beni gözümüzde. Bir şey demeyecek misin dedi. Teşekkür ederim dışında mı dedim. Hani evet bir şey cevap vermeyecek misin dedi. Ya dedim bebeğim hayrola sen ne ayak dedim. Bu yoksa bu bir evlenme teklifi mi? Hayır yaşasın evet. Orada error veriyor. Mavi ekran verdim, o da mavi ekran verdi. Evet hani Tuğçe çok belli değil mi dedi. Ya dedim acaba sen hangi evrende doğdun büyüdün canım? Hangi mağaradan çıktın da geldin benim kucağıma düştün? Seni masum köylü. Dedim hani diz çökmedin bebeğim, seni şövalye ilan edecektim. Bir eğilseydin bir dizinin üstünde bir böyle bir serenat, bir konuşma. Niye diz çökeyim falan dedi. O kadar kendinden emin bir şekilde niye diz çökeyim ki sana evlenme teklif etmek için deyince. Acaba dedim şeyden mi bakıyor böyle daha noble, hani çökmem ben kimsenin önünde diz şeyinden mi bakıyor falan diyeceğim. 2 saniye böyle bir an oldu. Kendime o kadar emin değil, kendimi sorguladım. Lan evlenme teklif ediyorken insanlara diz çökmüyor muydu falan filan diye. Kendimden şüphe ettirdi beni yani. O kadar kendinden emindi. Hani öyle olur ya falan dedim hani. Nerede öyle olur falan dedi hani. Daha önce öyle mi almıştın teklifi falan diye. Kendimi sorgulatıyor bana pislik. Dedim ki hiç romcom izlemedin mi ya? Hayatım sen nasıl rafine bir insansın? Rafine kelimesini ne çok kullandım bu arada. Reklam aldım çünkü rafine şekerden. O girecek onun için yerini ayarlıyor. Aa çok zekice. Rafine şeker reklamı yapmak isteyenler bana varsın. Dedim hani diz çökmedin, ondan cevap vermedi. Bir de beni suçluyor ya bir şey söylemedim diye. Ben de onu suçluyorum falan, kavgaya tutacağız orada. Romantizm alt sınırdan daha da aşağıda böyle hani. Zaten ilişkimizde evet romantizm hiçbir zaman çok büyük bir yer oynamamıştı. Ya da ben çok romantik olduğum için ayarı bana az gelmiş de olabilir. Neyse. İkimizin de böyle error verdiği bir an olduktan sonra şey oldum hani. Neden şimdi dedim. Yani Nico neden şimdi? Çok mu istedim böyle garip bir oranması? Ay evet Tuğçe bütün tatili boyunca böyle en kötü anı bekledim falan dedi. Ciddi için anlatıyor yani. Hani en garip nerede olurdu işte. Duştayken yandan mı uzatsaydım? Tuvalete içeri mi fırlatsaydım? İşte denizde kafana mı assaydım falan? Kreatiflik deyince, yaratıcılık deyince de Nico bir dünya markasıymış. Şu an bunu fark ediyorum. Sonra baktım öyle garip bir an gelmiyor. Hiçbir an yeterince garip değildi. Ben de işte şu an baktım sen işte bayağı bir cebelleşiyordun onu giyerken. Dedim Nico işte bu an o andır. Yürü be koçum dedim. Öyle demiş çünkü kendine. İşte o an olarak bu anı seçtim. Çünkü bence romantik olsa çok klişe olurdu falan. Hani böyle çünkü hani gün batımlarında yemekler yedik demiştim ya. O an olsaydı çok klişe olacağı için
böyle özel bir an seçtim dedi. Kızayım mı, sevineyim mi bilemedim. Kendince böyle bir atmosfer yaratmış. Atmosferin çoğunda benim tabii ki de kilotlu çorabım en büyük rolü oynayan. Hatta benden bile rol çalan. Alıp nerede orada kilotlu çorap dile gelip yüzüğü kendine takacaktı. Öyle bir rol oynuyor çünkü. Bunlar olurken tabii de benim hala tek bacağımda geçirili olmuş. Tek bacağımda hala geçirmeyi bekleyen çorabım sahnede. Bir kez daha kilotlu çorap dersem gerçekten bu videoyu iptal edip yeniden çekmeye başlayacağım muhtemelen. Neyse şey oldum böyle hani birazdan hani bir süre sonra cevap vereyim ben olur mu dedim. Tabii olur dedi. Hani dedim ki şu ortamdan kurtulalım sen bana bir müsaade. Niko o sırada böyle seni dışarı alalım falan diye çıkardık. Ben kulisimde yalnız kaldım. Yani o ismi lazım değil objeyi giydikten sonra kendime şöyle bir çeki düzen verip böyle yüzüğe bir sürü daha böyle mal mal baktıktan sonra işte dışarı çıktım normal yeme içme ve yuvarlanma uyuma rutinimize devam etmek için. Arada sorular söylemişti ne zamandır düşünüyordun nasıl karar verdin falan filan diye. Sonra sanırım hayatımdaki böyle en belirsiz en nasıl karar vereceğimi bilmediğim bir ana geldik. Yani çikolata reyonunda bile o kadar kararsız kalmamışımdır herhalde. Kararsızlığım sebebi de çikolata reyonunda genelde hepsini almak isteyip limitlemin ne bileyim iki tane alabilirsin anca Tuğçe falan olmasıdır yani. Böyle dilemmalarla yaşarken bir anda karşımda yüzüklü bir Fransız sevdicek. Ne yapacağımı şaşırdım açıkçası. Şöyle karar verdim hani. Evet ben Nicole'le beraber olmak istiyorum. En iyisi tamamen açık olmak. Dedim ki Nicole canım aşkım bak ben hiçbir zaman bebeğim şu konuyu biliyorum. Ben sana vaatlerde bulunmadım. Delikanlı konuşması yapıyor çocuklar. Ben dedim hiçbir zaman evlenmek isteyen, evlenme hayali kuran bir insan olmadım. Evliliğe hani wow, sonuna kadar sürecek diye bakmıyorum. Benim için başlayıp bitişi olabilen bir şey. Yani muhtemelen de aileden öyle gördüğüm için etrafımda çok fazla boşanmış çift olduğu için de ilişki anlayışım birazcık daha böyle hani daha şeydir ya böyle genelde ailesinden gördüğün insan kendi hayatını adapte etmek ister ya da hiç göremediğini böyle tamamen fantezi haline getirir. Benim için daha çok gerçekten evlilik insanların hani gereksizce evraka döktüğü bir şeydi. Hiçbir zaman hani öyle bir evrakın ilişkime isim bir tek koymasını hayal etmiyordum. Gelinlik giyme gibi bir hayalim zaten yoktu. Biliyorsunuz ben daha çok kilotlu çorap kızıyım. Gelinin altında da giyemeyeceğin için asla dedim yani kilotlu çorabım görünmeyeceği bir elbiseyi ben giyeyim. Dedikten sonra 5 kez daha kilotlu çorap diyeyim. Bu bölümün adı kilotlu çorap koyacağım. Tornavidadan sonra gerçekten kanalıma damga vuran kilotlu çorap. Kendisiyle ilgili bir ajanda yapalım mı ne dersiniz? Ajanda artık yapmıyorum eskisi gibi ama sırf bunun için, sırf ismi lazım değil için bir bölüm yapılır gibi geldi bana. Neyse. Sonra işte birkaç gün sonra falan dedim Niko tamam hani okey sen hani ben benim için aile kuralım, çocuk yapalım, evlenelim, düğün olsun hadi böyle gibi laflar yok. Ama bizim durumumuzda sürekli onun izin alıp yanıma gelmesi gerekiyor. Sürekli benim vize alıp onun yanına gitmem gerekiyor. Bürokrasi gerçekten ilişkimizin ortasında oturuyordu. Artık hani bir noktada bitecekti bu şekilde. Yani Niko sürekli bütün tatillerini gelip Türkiye'de geçiremezdi. Ve ben ilişkinin başına uzak ilişki yaşamak istemiyordum zaten. Neticede böyle o da hani ben de evlenmeyi zaten düşünmüyordum Tuğçe. Hani gerçekten bu ilişki beni, seninle olma isteği beni bu teklife getirdi dedi. Böyle çok açık bir şekilde konuştuk. Masaya yatırdık böyle. Avrupa Birliği'ne girecekmiş gibi ki gerçekten ben bireysel olarak girişim yaptım. Baktım ülke olarak girmiyoruz. Dedim arkadaşım ben özgür bir vatandaşım. Tek başıma gireceğim deyip Avrupa Birliği'nin girişimi bu şekilde her şeyini açık açık konuşaraktan masaya yatırıp güzelce anlaşıp evlenme teklifini kabul ettim. Ettikten sonra bile yani çok açıkça söylüyorum size şu anda bilmiyorum. Belki açıklık biraz fazla bile olabilir. Umarım bu beni ileride rahatsız etmez ki sanmıyorum ya. Kanalda yani söylediğim hemen hemen her şey yani sansürlemediğim kısımların hepsi o kadar açık ve net ki bu kanala uyuyor diye düşünüyorum yani. Hiç emin değildim yani. %100 emin olmak istiyordum ama böyle %80'lerde falan kalıyordu. Hiç planımda olmadığı için ambale olmuştum. Yani hayatım bana al sana gerizekalı hiç düşünmediğim bir şey getirdim. Hadi bakalım ne yapacaksın şimdi diyorum böyle. Ne bileyim bir computer game'de bir oyun oynarken falan böyle aptal aptal bölümlerde yeni şeyler. Tam böyle ne bileyim alev saçan ejderhaya alıştığında işte yağmur bulutu gibi görünüp üstüne gelip kafana elektrik çarptıran yeni bir karakter girer ya çok saçma oldu ama gerçekten hayat bana böyle şeyler fırlatıyordu böyle ne alaka ya tam buna alışmıştım benim kafam ona hani ejderhaya yönelik elerliyordum ejderhaya ay söyleyemedim yönelik ilerliyordum hayat bana çok farklı bir şey fırlattı negatif anlamında söylemiyorum sadece hani senin gözünü diktiğin bir yer var ama hayat sana çok farklı bir şeyler fırlatıyor o sırada falan
Onun için birazcık ambale olmuştum net bir şekilde. Sonra gittik beraber anneme söyledik işte tatil dönüşüne. Anne biz evleniyoruz falan diye. Şaşırdı bence annem de. Yani çok hızlı oldu zaten her şey. Bir de benim kesinlikle evlilik karşıtı hani duruşumu bildiği için, hiç öyle bir şeyden bahsetmediğim için, çok ayrı planlarım olduğu için gelecekle ilgili. Hayat gerçekten sen plan yaparken kafana fırlatılan şeylermiş diye. Yeni bir yorum katayım bu lafa. Şaşırdı ama hani destekleyici yaklaştı. Tabii ki sen nasıl mutlu olacaksan hani ben her şekilde buradayım dedi ki annem her zaman böyleydi canım benim en büyük şansım hayatta. Duygular sadece çok mutlu falan diye. Yani. Kendimi duygusal anlar yaşadım orada. İçine çekildi falan böyle. Neyse. Sonra Niko ülkesine döndü. Ben Türkiye'de kaldım. Bir daha da düğün konusunda aslında fazla konuşmadık yani ama bir tık daha şeydik hani rahattık böyle hani. Bu ilişki nereye gidecek kafasına hiçbir zaman olmadık ikimizde ama hani bir daha ne zaman görüşebilecek moduna çok giriyorduk. Neyse netice olarak 25 yaşında körpecik bir genç kızgın hiç evlenmem derken evlenmeye karar vermiştim. Gerçekten evlenmeyeceğim diyeceğinden korkacaksın derlerdi bana yani yürü git Allah aşkına falan dedim. Evleneceksem de hani 35'ten sonra konuşuruz bu konuyu falan dedim çünkü o zamanlar 35'i çok büyük zannediyordum. Ya canım benim ya. Neyse. O sırada biliyorsunuz benim pasaportum Ankara'daydı. Ankara beni ısrarla arıyor. Gel pasaportunu al diye bağırıyor. O kadar umudu kesmişim ki pasaporttan almaya bile gitmedim yani. Sonra bir şey atladım treni işte Fikret'in Adapazarı'na giderki hali gibi böyle camdan dışarı bakarken böyle hüzünlü hüzünlü vay be vizemi de alamadım vay arkadaş lan siz görürsünüz lan görürsünüz siz falan diyor kendince hırslanmış. Ankara'ya gidiyorum tiksine pasaport alıp çıkacağım falan. Orası çok komik. Mapushane görüşe gitmişsin gibi böyle. Beni konsolosluğa bile sokmadılar. Ha sen burada bekle falan dediler. Demir kapının arkasından böyle bekliyorum. Böyle kolumu içeri uzatıyorum. Ver var pasaportumu. Pasaportun yanına bir de vize ekleseydiniz. Vicdansızlar falan. Tiksiniyorum ama ne orada olmak istiyorum. Ne o gereksiz işlemi yapmak istiyorum. Zaten vize vermemişsiniz. Bari pasaportu evime yollayın değil mi? Aha. Şimdi öyle bir şey var mı bilmiyorum da önceden yoktu. Kendi gidip verip alman gerekiyordu. Neyse. Pasaportu aldım işte geri trene bindim Eskişehir'e dönüyorum. Gene hala böyle Fikret modum devam böyle elimde pasaport. Yok yanlış müzik oldu şey burada yaprak dökümü müziği girecektim. Bak aile albümümüzün müziğini unutmuşum şu an bir utandım kendimde. Diye böyle gözünüze canlandı değil mi? Camdan dışarı bakıyor böyle kafam titriyor falan böyle. Dedim ki vay be açayım da red nasıl duruyormuş bir de ona bakayım falan filan diye böyle açtım böyle hüzünlü gözlerle. Pasaporta bir baktım gerizekalı bana vize vermişler. Küfür ediyorum ona. Ne oluyor lan? Lan oğlum ben mi yanlış görüyorum? Bir baktım falan böyle 3 aylık vize tek giriş vermişler dedim. Girişik yapmamı engellemişler. Orada bir hani kendilerince bir götlük yapmaya çalışmışlar ama umurumda mı zaten benim amacım Fransa'ya gitmekti. Ben böyle bir ambale oldum. Lan oğlum bu nasıl bir psikolojik testtir? Niye yok vize çıkmadı diyorsunuz sonra içine sürpriz diye bana vize veriyorsunuz. Bana bu Türk konsoloslukların bu spam'i uygulaması yalnız. Sürekli beni trollüyorlar. Neyse. Lan ne oluyor oğlum be? Vize çıktı Allah. O zaman Tuğçe kaçar diye böyle trenle inip direkt uçağa biniyor. Neredeyse Oğuz'a yakın bir hızla. Zaten işte bu ne zamandı? Sanırım Nisan Mayıs falan gibiydi yani. Ben hemen atladım 3 ayımı geçirmek üzere yazın en güzel zamanında Fransa'ya Niko'nun yanına gittim. Yani aslında tekrardan zamanlama o kadar iyiydi ki çünkü hani evet evleniriz dedik sonra Niko Fransa'ya gitti ne zaman geleceği belli değil. Benim zaten gidemeyeceğim hani reddediğimi falan düşünüyordum. Bir yandan böyle niye ben %100 emin değilim ulan insanla evlenmek için %100 emin mi oluyor nasıl oluyor bu işler normalde falan diye düşünüyorum böyle sorguluyorum. Vize zaten çıkmadı nasıl olacak hani nerede yapacağız falan filan hiç de konuşmadık da detaylı birbirimizi ne zaman göreceğimizi bilmeden böyle ayrıldık gittik yani böyle hani çok heyecanlı bir şeyin içine girmiştik ama kursağımızda kaldı resmen hevesimiz gibi bir şey olmuştu. Çatam diye böyle evren el ele verelim el ele evlenelim yaşasın mesajları ben yanlış okumuş da olabilirim ama gerçekten yaşasın mutluluk düğün hellele hüllülü falan diye gözümde çünkü evreni öyle canlandırıyorum. Böyle bir vize sürprizi yaptı bana. Neyse ben Fransa'ya gittim. Nicole dedi ki ne yapalım hani şeye düğünü ne yapalım hani evlenelim bari. Hadi hazır ben buradayken çok mantıklı bir şey olur evlenmemiz falan filan diye. Evlenmeye karar verdik tekrardan. Durup durup evlenmeye karar veriyorlar. Şey yapalım dedik. Fransa'da yapalım dedik düğünü. Çünkü Fransa'da yapmam yasaktı. Ben dedim ki yasaklar kırılmak içindir. Bana çok çekici geldi bebeğim falan dedim. Şöyle bir durum var. Bilmiyorum hala yasa aynı mı? Çünkü 10 yıl öncesinden falan bahsediyorum şu anda. Türk vatandaşı olduğun zaman ve yabancı ile evlendiğin zaman bilmiyorum Fransız'da olmasına özel mi ya da Avrupa genelinde mi?
Türkiye'de evlenme zorunluluğun var. Yani ilk düğününü, evliliğini, ilk yasal evliliğini Türkiye'de yapman gerekiyor. Daha sonra Türkiye'de yapmak için de şey yapıyorsun. Konsolosa başvuruyorsun evlenmek için. Seni 9 aya yakın askıya alıyorlar. Çok saçma. Sanırım evrak işi, hani bunu ayrılırsa falan filan da evrak işine girmemek için. O 9 ay sadece onaylanmasını bekliyorsun. Onaylandıktan sonra da tarih alıp evleniyorsun. Evlendikten sonra o belgeye gidip Fransa'da, neredeyse diğer ülkenin vatandaşı, o ülkede saydırıyorsun. Ben dedim ki hani normalde yasa olarak hani her bireyin her ülkede evlenmek gibi bir hakkı var. Ben de bu hakkı kullanaraktan Fransa'da neden evlenmeyeyim? Bir yasaları bir bükelim bakalım neler olacak diye. Risk budur diye gidip böyle belediyeden evlenmek için gün aldık. Ve hani şeyi sordum, ben şu an turist olarak burada evlenebiliyor muyum? Tabii ki de evlenebiliyorsun. Birinizden birisi vatandaş olduğu için tabii ki de evlenebilirsiniz zaten. Pasaportun olduğu sürece dedi. Çok saçma değil mi? Bir ülke bu kadar karmaşıklaştırırken, Fransa gibi bürokrasiyi çok seven bir ülkenin bunu nasıl bu kadar kolaylaştırdığı konusunu hala bilmiyorum. Belki de gıcıklık olsun lan, ha Türk bu, bak Türkiye buna izin vermiyordu, hadi bir yapalım da ne olacak acaba diye. Çünkü orada onlar minik oyunlar döndürüyorlar. Benim haberim bile yok salak. Bu kadar önemsemiş olayı. Neyse. Biz günümüzü aldık. Dedik hadi bakalım düğün planlayalım. Ki zaten hani ben ne elbise giymek istiyordum ne gerçekten bir düğün yapmak istiyordum. Tek istediğim hani büyük bir parti yapalım arkadaşlarımızla. Olduğu kadarıyla zaten benim çoğu arkadaşım gelemezdi. Çok hızlıydı her şey. Bir de ayrıca evet onların da vize alması gerekiyordu gelmesi için. Hani ailemden, yakın ailemden gelenler olacaktı. Genelde Nikon'un arkadaşları, ailesi şeklinde bir şey yapalım dedik. Bunu planlamaya başladık. Sonra dedim hani böyle kendi evimizde yapalım. Hani evimizin bahçesi vardı. Güzel büyüklükte böyle çadır sığdırabileceğimiz gibi. Oraya böyle tatlış bir beyaz çadır kurduk. Böyle ışıklar falan süslemeli falan. Kendimiz böyle minik panayır tadında havana kadar el verirse. Çünkü burası Kuzey Fransa. Orada yaz diye bir şey yok. İlkbahar geliyormuş gibi yapıp sonra kışa dönüyor tekrardan. Kış da değil hatta yani. Daha karaktersiz böyle sonbaharın o iğrenç yağışlı havasına dönüyor böyle. Öyle birazcık yağmurlu, sürprizlerle dolu bir meteorolojinin olduğu bir yerde. Ha dedim bu kadar baktık hani oluyor her şey. Evleniyor gibiyiz. Gibiyiz hala inanamamış salak. İmzaya atana kadar fark etmemiş oluyor. Gerçekten de öyleydi ama. Beraber işte birazcık da ayarlamalar yapmaya başladık. İşte ben dedim bir tane elbise alayım işte. En azından en güzel beyaz bir elbisem olsun. Hiçbir şey bulamayınca, küçük şehir olduğu için bile bir şey bulamıyorsun. Dedim direkt gelinlik alalım. İşte gittik böyle Nicole'le beraber gittik hatta ilk şeyle böyle. Ben daha o kadar umurumda değil yani. Nicole'le beraber seçtik gelinliği. Sonra böyle Nicole'un çok yakın bir arkadaşı vardı. Sonra benim de çok yakın bir arkadaşım oldu. Gerçekten o sırada arkadaşım hani gerçekten neyse ki düğüne çok anlam yüklemiyordum. Evle çok anlam yüklemiyordum. Çünkü benim için çok stresli ve depresif olabilirdi bu süreç. Çünkü gerçekten çok yalnızdım. Çünkü gerçekten ne kadar çok kullandım. Çünkü gerçekten kilotlu çorap rafine. Bu bölümün özeti. Neyse dağılıyor gene. Tek başıma hani yanımda gelinlik bile bakmaya geçecek bir arkadaşım olmaması. Hani zaten hiç açıp Pinterest'e falan da bakmadım ne yapayım ne edeyim diye. O kadar sallamıyorduk. Sallamamam da iyi bir şeydi. Ne strese girdim. Gerçekten iki düğünümde de, iki düğünüm hiç düğüne yapmayacağım deyip iki düğün yapmış. Çok eğlendik, çok güzel geçti yani ikisi de. Hayır neyse dur oraya geleceğim. Esas Türk düğünü daha bombastikti. İki düğün deyince iki koca falan zannetmiş olabilirsiniz. Hızlandırılmış. Neyse. İlk düğünün planlamasını işte gelini falan seçerken Nikon'un bir arkadaşı diyordum. Sonra benim de çok arkadaşım olan kişi beni artık dedi ne yapıyorsun sen ki kendisi 8 aylık hamileydi abi. Böyle tatlı bir insandır. Ne yapıyorsun sen hani kocanla gidemezsin onun görmemesi lazım elbiseyi. Bundan sonraki bana haber ver ben götürürüm seni dedi. Çünkü benim bu sırada arabam falan yok ve gidebileceğim hani yürüme mesafesine ulaşabileceğim bir yerde değildi. Geliyordu böyle iş çıkışlarına beni alıyordu ya da hafta sonları beraber gidiyorduk provalara falan böyle. Ay ne tatlı yavrum ya. Neyse öyle. Şimdi minik bir gelinliğimi seçtim ve dünyanın en sade ve düz olabildiğince en düz yani o şartlarda bulabildiğim en düz az önce söylemiştim. Düz olduğunu söylemiştim salak. Elbisesini seçtim kendime yakışacak bir şekilde. Böyle ne saç ne makyaj hiçbir şey girmedim açıkçası. Dümdüz böyle bir su dalgası yaptırıp kafama da bir tane papatya, çok sevdiğim papatyacıklardan bir tane taç yapıp hatta kendi bahçemizden koparıp böyle annemle yaptık o tacı. Onu takıp düğünüme hazırlandım. Şimdi tabii ki de bekarlığa veda kafası Fransa'da var ama daha farklı. Böyle genelde gelin ve damata eziyet şeklinde ilerliyor. Böyle birkaç arkadaşımız yine katıldık. İleriki bölümlerde böyle ilginç çıkarsa anlatırım size detaylı bir şekilde nasıl olduğunu. Ama gerçekten o günü böyle geline fazla değil ama daha çok damada bayağı eziyet edildiği bir şey. İşte garip kostümler giydiriyor, garip oyunlar, challenge'lar falan yapılıyor. Saçma sapan şeyler içitirip yedirtiyor falan böyle bir Survivor adasına düşmüşçesine. İğrençliklerle dolu komik böyle daha çok etrafındaki insanların eğlendiği
bir komiklik anlayışını örgülenmiş bir gün olarak düzenleniyor. Ama şimdi benim orta fazla arkadaşım olmadığı için, neredeyse hiç yok yani, Nikon arkadaşları vardı genelde etrafında. Kızlar benim için bir organizasyon yapmış ama hiçbiri beni tanımadığı için gerçekten 48 yaş üstü Tuğçe belki severdi aktiviteleriyle bir gün geçirdik. Yani okeydi, tatlıştı böyle, hani önce tarihi anlatan, çünkü hani yaşadığımız yer Normandi, şey, çıkartmaların olduğu bayağı bir tarihi, savaş tarihi yüksek bir yer. İşte bana böyle bir şey ayarlamışlar işte, bir turist teknesiyle açıldık. İşte böyle bana böyle özel bir kostüm almışlar, kaptan şapkası falan taktırdılar, fotoğraf bulursam atarım oraya. Öyle bir deniz tekne turu yapıp, ki ben çok severim tekne turunu, oradan böyle bir puan kazandık yani. Birazcık tarih dersi aldıktan sonra, ki hiç sevmezdim, şu an birazcık daha yükseliyorum tarihe eskiye kıyasla. Böyle bir tur yaptık. Daha sonra işte bir şeyler içmeye falan gittik, bir şeyler yemeye gittik. Akşam da böyle erkeklerle kızların partisi birleşip beraber kutladık. Ay yok, ondan önce şey oldu, erkekler go-kart'a gidiyordu. Bana da sorular, hani senin ilgin çeken bilemedik falan. Ben ne kadar düz görünüyorsam dışarıdan, tekne türünden başka bir şey ilgimi çektiğimi düşünmemişler. Neyse, erkeklere katıldık falan, Nicole go-kart'a birazcık yarış yaptık, çok güzeldi. Erkeklerin planı zaten birazcık daha eğlenceliymiş, onlar bayağı ekstrem sporlara falan giriyorlardı. Neyse, akşam da herkesle beraber bütün kız erkekler karışık bir tane parti düzenlemişlerdi arkadaşımızın bahçesine. Orada hala Nicole eziyetler devam ediyor işte, bunun göğsünü ağda falan yapıyorlar. Üzülüyorum bir yandan, içim gidiyor, bir yandan gülmekten yerlere yatıyorum falan. Annem de vardı o sırada, o da yetişmişti partiye. Bayağı bir eğlendik, bayağı bir güzel geçti yani. Şahane bir partiydi. Minik işte oyunlar falan, isimle ilgili minik eziyetlerle bütün akşamın geçti. Nick o kadar eğlendim emin değilim. Yok ya, o da bayağı eğlenmişti. Hafif acılı bir geceydi ama tuzu biberi deyip geçelim biz bunu. Neyse, gelelim artık, düğün tarihimiz yaklaştı. Düğüne artık hazırdık bir şekilde. Tabii düğüne hazırlanırken başka felaketler, hayatın minik mesajları mı dersin, saçmalıkları mı dersin, bir sürü şey de oldu. Fransız düğünü bu bölümde aradan çıkartayım ama. Şimdi mesela düğünden bir gün önceki bahçeyi hazırlama anındayız. Çadırın üstünde böyle ampuller, lambalar asılı olacak falan, böyle tatlış bir ortam yaratılsın diye. Niko'dan merdiven dayayıp bir tane kocaman ceviz ağacı vardı, o ceviz ağacına çıktı. Oraya işte ampulleri falan asıyor. Ben de evin üst katındayım. Görebiliyorum ben bahçeyi. Böyle bir cız buf bum diye bir ses geldi. Kafamı bir çevirdim camdan dışarı. Nico böyle havada uçuyor slow motion olarak. 3 metreden falan, 3-4 bile olabilir. Yani bayağı yüksek bir yerden çörünk diye sırt üstü düştü. Benim de sakinlik şu an olsa ikinci katın camından Adana'daki videoda böyle kavgaya atlayan amca var ya otobüsün üstünde. Bilmiyorsanız bu video, çünkü Adana'daki kavgaya camdan atlayan amca diye aratıp izleyin ve bana sonra teşekkür edersiniz. Bu şu an olsa o kafada mesela camdan atlardım. Yavaş yavaş böyle sakin sakin aşağı indim falan. O sırada kuzenlerim gelmişti işte düğün için. Ah ne oluyor Niko, ne oluyor falan, bahçeye koşuyorlar falan. Niko yerde yatıyor böyle, arada bir seyirerek titriyor, ona kadar gülerek andırıyor ama feci felaket. Elektrik çarptı çocuğu ampulleri bağlarken, uçtu ve hani yüksekten uçtu ve sırt üstü düştü ve böyle vücuduna elektrik akımı geçiyor falan. Yani sana bir süre sonra böyle, neyse ki toprağın üstündeydi. Kimse dokunmadı, bıraktı onu, bir sürü iyi misin falan filan de bir sürü baktı böyle şaşırmış gözlerle. Sonra kalktı, aa iyiyim falan diye geri merdivene çıktı. Çünkü Niko böyle bir insandır, yaşadıklarından asla ders almaz. Evrenin mesajlarına asla kulak asmaz. Yani ki bak, Niko son şey, düğünden önce son çıkış uyarısı gibi geldi bu bana, hani bir değerlendir istiyorsan falan diye. Yok ya, elektrik kaçağı mühendis çünkü, o kafayla yaklaşıyor. Tamamen benim tam zıttım. Geri çıktı falan, lambaları astı. Pes de etmiyor, çok iyi değil mi? Bir şey olmaz, topraklandım ben falan filan diyor. Böyle ağaca falan sarılıyor sırada. Neyse, böyle bir şahane aksaklık oldu. Astık dekorasyonları, yaptık, her şeyi hazırladık. Daha sonra düğün günümüze de böyle benim gene çok sevdiğim, ben Mustang arabaları çok severim. Küçüklüğümden böyle klasiklere düşkünümdür zaten. Mavi de her zaman dile getirdiğim gibi en sevdiğim renk. Arkadaşınızın hani orada öyle oluyormuş. Türkiye'de oluyor mu bilmiyorum. İnsan birbirine araba veriyor mu? İşte en sevdiğin arabası kiminse onun arabasını alıp düğün arabası yapabiliyorsun. Bize bu arkadaşımızın Mustang'i vardı mavi. Hatta göstereyim size, şöyle tatlış bir şey. Bunu düğün arabası yaptık. O şekilde gittik belediyeye. Çünkü böyle gündüz gideceğiz, belediyede bir nikah olacak. Hatta böyle bir translator falan geliyor, ben yabancı olduğum için. Öyle öbük sübük püsür küsür zımbırtıları da vardı yani. Hani ciddi 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 anlatıyorum ama gerizekalı gibi. O kadar çok alışmışım ki evrakla uğraşmaya. Yani bu kısımları gerçekten çok fazla yer etmemiş bile hafızamda, şu anda fark ediyorum. Neyse işte
böyle çok tatlış, minnoş bir şekilde, ikimiz de çok sade bir şekilde girdik nikah salonumuza. Böyle modumuz falan çok yüksek, her şey çok güzel. İkimiz de heyecanlıyız ama tatlı tatlı böyle yani. Aa oluyor lan falan filan. Birbirimize bakıyoruz. Wow, yay, motherfucker dostum çok iyi değil mi falan diye. O sırada benim çevirmen hatun var işte şey. Bir tane British teyze var böyle. 80 üstü, böyle dünyadan, herkesten, her şeyden nefret eden, enerjisiyle böyle yanına böyle çiçek koysan çiçek solacak gibi gözünüzü canlandırabilirsiniz. Enerjisi o kadar düşük bir çevirmendi ki böyle. Her şeyi bana çeviriyor, böyle kalp krizi geçireceğim artık. Bir de hani anayasayı okuyorlar höde böde falan, böyle tam şeye döndü. Okulun müdürünün yaptığı böyle herkesin tiksindiği konuşmaya döndü böyle nikah. Sonra en son işte evlenmeye kabul ediyor musun falan dedi. Ben de petet dedim işte. Belki dedim, kendimce şaka yapacağım, ortamı yumuşatacağım ya. Allah'ım bir gerginlik. Mikrofonu yere bıraktı, böyle bir cizi diye ses çıkar ya böyle, birisi mikrofonu ilk aldığında falan. Öyle sesler falan çıkıyor, böyle bir gariplik oldu. Bu soruya verilen ilk cevap esas alındığı için ve sizin cevabınız net olmadığı için düğün aktini durdurup iptal edebiliriz şu anda. Ben de şaka yapıyorum. Durun, ne oluyor Allah'ım? Acaba benim burada ikinci uyarı atışı mıydı falan diye düşünüyorum böyle bir yandan da. Lan ne oluyor şakadan? Yapacağım falan diye ben ve annem gülüyoruz şakaya. Başka kimse gülmüyor. Nicole böyle bakıyor, gülse mi gülmese mi bilemediği böyle. Hafif yandan sırıtıyor ama biliyorlar yani kendi sistemin işleyişini. Yok şaka yaptım, evet evet okey falan, her dilde evet diyor sırada. Tatlım bu ne istek, bu ne? Ne oldu hani evlenmek istemiyordun deyip her dilde böyle evet diye bağıran kız. Şakaydı evet diyorum falan filan, azarlıyorlar beni ama düğününde azarlanan masum köylü. Neyse bir azarımı yedikten sonra imzalarımızı attık, tatlış bir şekilde böyle evlendik, evimize gittik. Çünkü yani evimizde parti olduğu için evimize gittik. Önce işte günümün yarısını hatırlamamama sebep olacak birkaç kadeh şampanyadan sonra sahiline fotoğraf çekimi yapalım dedik. İşte böyle sahile de çok yakınız ama orada sahile gitmek istemezsin. Çünkü 8368.95 gibi böyle bir sürü rakamın içinde olduğu hızda kilometrelerce rüzgar esen, insanların kendini taşla yere bağlamasını gerektirecek kadar rüzgarlı, soğuk bir yere gelinliğine tabii ki de gitmek istemiyorsun. Yani kimse orada olmak istemiyordu bence de. Gene de gidip azimle şöyle fotoğraflar çekindik. Yani çok güzel fotoğraflar ama gerçekten rüzgarın şeyini anlatabiliyordur belki yani etkisini. Bir de üşüyorsun falan o sırada. Eve gidip bir an önce böyle birazcık daha yemek yiyip içki içmek istiyorum ısınmak için. Neyse sahadaki eziyetimizden sonra eve döndük. Böyle çok güzel birkaç fotoğraf daha çektik orada böyle. Bunların beni havaya kaldırdıkları falan. Böyle birkaç fotoğraf çektirdik falan. Hep beraber işte bir şeyler yedik, bir şeyler içtik. Daha sonra gece ilerleyen saatlerinde bir noktada böyle müziği falan durdurdular. Bir grup böyle bir araya geldi. Nikon'un en yakın arkadaşları ve benim kuzenlerim ve annemin dahil olduğu. Konuşma yapmaya başladılar. Size işte tebrik ediyoruz, açıyoruz falan filan. Bir şarkı hazırladık size diye. Fransa'da böyle bir adet var. Bilmiyorum her yerinde var mı Fransa'da ama kuzey kısmında var. Evlenenlere ya da böyle doğum günü olanlara, ama genelde düğünlerde gördüm ben bunu. Bir şarkı yazıyorlar ya da bir şarkıyı coverlıyorlar. Ajda Pekkan. Bizim için de benim kuzenimi böyle davet etmişlerdi yemeğe bizden ayrı. İşte kaynaşma yemeği gibi bir şey yapıp. O zaman da sormuşlar işte Tuğçe ne tür müzik sever falan diye. Kuzenim de benim işte 90'ları falan çok sevdiğim için 90'lardan bir şarkı önermiş. Şarkının hiç durumla alakası yok. Hani neydi şarkı ya? Bir saniye bulursam onun da videosunu. Evet buldum. Buraya atıyorum sizin için. Vermişim boşvermişim, boşvermişim dünyaya. Ağlamak istemiyorsan sen de boşver dünyaya. Ağlamak istemiyorsan sen de boşver dünyaya. İşte bu şarkının böyle hepsini öğretmiş ve inanılmaz zor, inanılmaz uzun bir şarkı. Gerçekten sinsi planlara kurban gitmişler gibi geldi bana. Bir anda bir grup bir araya geldi. Hepsinin elinde böyle Kore'ye katılmış çocuklar gibi kağıtları var. Oradan bu şarkıyı söylediler falan bize. Bizim hani Tuğçe sana düğün hediyemiz olsun diye. Çok hoşuma gitmişti. Bir kere Türkçe benim bir seveceğim bir şarkı söylemeleri. Bana yönelik yapılması. Bir de hiçbir hani benim gerçekten yakın arkadaşım değildi. Hepsi Nikon'un arkadaşıydı ama hani ne kadar böyle tatlı bir yaklaşım değil mi? Gerçekten çok hoşuma gitmişti böyle bayağı bir heyecanlı heyecanlı onlarla beraber söylemiştim falan. Çok hoşuma gittiğini söylemiştim değil mi? Evet heyecanlandım gene saçma sapan. Neyse böyle bir akşamdı. Müzikten sonra dilek balonları vardır ya bu lanternler tam olarak ne diyor? Hani yakıyorsun havaya atıyorsun dilek tutuyorsun falan filan. Öyle bir şey almıştık böyle benim çok hoşuma gider çünkü dilek balonları. İşte bir dilek tuttuk havalandırdık falan gitti yan bahçeye düşüp yan bahçeyi yakmaya başladı. Çok iyi. Benim de minik prenses Tuğçe gelinliğimle yan bahçenin duvarına onca insan varken dumardan atlayıp balonun üstüne böyle ayaklarımla basıp
Sonra bütün çorabımı yakmam. Gelinliğimin siyaha dönmesi. Neden? Çünkü prenses olmak bunu gerektirir diye. He-Man Tuğçe salak. Herkes de bana bakıyor. Acaba ne yapıyor bu diye. Kurtardığım günü zaten sönecek yani. Islak her yer. Yani orası normaldi. Orada yangın çıkmaz ama ben kendim için bir heyecan yaşadım. Bu şekilde böyle çok güzel bir akşamdı gerçekten. Herkesin, ben bir de böyle takarım hani insanlar güzel vakit geçirdim falan diye, böyle evime gelen misafirlerin içimdeki minik Cemile her zaman memnun etme psikolojisiyle etrafına da bakar. Gerçekten insanlar güzel vakit geçirmişe benziyordu. Güzel yemekler, tatlılar, içkiler eşliğinde ilk düğün gecemizi böyle geçirdik. Ama en bombastiği bence bundan sonrasıydı. En bombastiği kesinlikle Türk düğünüydü ama bu bölüm artık 800 dakika olduğu için Türk düğününü bir sonraki videoya bırakacağım izninizle. Umarım dinlerken ve izlerken sevinmişsinizdir. Senin anla çok sevindik Tuğçe. Beğenmişsinizdir videoyu. Ne düşündüğünüzü bana belirtirseniz, yorumlarda düşerseniz tabii ki de sevinirim. Sizinle çok yakın yeni bir videoda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.